Gel, gel, usta, gel. Usta, lüfer var mı lüfer? Yok, uskumlu var, Norveç uskumlusu. Vereyim mi efendi? Koy, koy. Koy bir yarım. Yeşillikte koy. Elini korkak alıştırma, doldur, doldur. Ah. Çevir balığı, çevir. Ah, Norveç, ha? 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya! Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Al bakalım. Üstü kalsın. Hadi hayırlı işler. Kendini evlat. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk Ezel. İki ayın daha var zannediyordum. 20 yılı yedin. 2 ayda bizden olsun dediler. Aynalarla barışamadın mı daha? Ha? Sen hapishanede 20 sene yedin Ramiz. Ben kendi içimde müebbet. Hadi avluya çıkıp voltamızı atalım o zaman ha. Dersini iyi çalışmışsın. İnce ince hazırlamışsın her şeyi. Annenin karşında görmeye nasıl hazırlanacaksın dayı? Ha. O aşağılık herif evime girmiş. Babama baba diyor. Bir de merhamet gösteriyor. İnsan buna nasıl dayanır ya? Nelere dayandın yeğen? Buna da dayanacaksın. Yok be dayı, hiçbiri değilmiş. Ya unutulduk, aldatıldık. Öldürüldük ya, ötesi mi var? Ama hiçbiri değilmiş biliyor musun? En zoru eve dönmekmiş. Hesap görmek, hesap etmekten zordur ya. Yani. O hesap görülecek dayı. Merak etme sen. Nereden nereye? Bu zamanlar avdın, şimdi avcısın. Ama bu avladıkların var ya, bu avladıkların bunlar kurnaz hayvanlar. Bunlar vahşi hayvanlar. Bunları önce kendine çekeceksin. Sana oltaya takmak için sıkı bir yem gerek. Kimdir o yem? Kimse yem değil Ramiz. Lafa mı takıldın diye? Kendimiz gibi değil, asmamız gibi düşüneceğiz ki alt edebilelim onları. Ha? Onlar bana ne yaptılarsa aynısını onlara yapacağım. He. Ama onlar olmayacağım ben. Arada bir fark yok ya. Bir kız var. Benim Eşan'ın kardeşi. Neden o? Çünkü zayıf bir kız. He. Hastaymış. Herkes üstüne titriyor. Başka? Çünkü Eşan ona çok düşkün. Başka? Başka bir şey yok mu? Başka, çabuk inanıyor insanlara. Bana yani Ömer'e benziyor. Ömer'e benziyor. İyi. Neyse,
Hadi gel şu yeni İstanbul'a bakalım biraz ha. Gel. İstanbul. 20 sene oldu. 20 sene. Ali. Kerpeten Ali. Dayı. Bana ait bir şey var sende, unutmuşum. Sende mi hala? Bende dayı. Bir zahmet onu bana gönderiver kardeş. Geldi al. Kardeş. Ha, öyle mi? O kadar mühim değil canım. Vermek istemiyorsan sende kalsın kardeş. O kadar yani. O kadar kardeş. Gerisini seni görünce yüzüne söyleyeceğim, merak etme. O zaman hemen söyle dayı. Bekleme. Söyle yerini görüşelim. Yalnız gelemem. Benim de bir çift lafım var sana. İki çay buraya. Bir de söyle. Arkadaşlar, dayı yalnız konuşacak. Dayı. Ha. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Bunun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. Sen beni az evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk. Yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma. Size karşı. Gülerler lan. Yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğrudur. Yani delilik de güzel de. Ve bir noktada yani bir durmak gerek. Ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum.
Tevfiği de vermiyorum. Anlaşma da yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni ilk gördüğüm gün. Ne dedin? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedi. Odur o zaman dayı. Ölümüne. Ölümüne. Oh be. Dayı. Ezel. Anlaşma olmaz ya. Bu çocuk sonuna kadar gidecek işin. Yaşıyor mu Tevfik? Yaşıyor, dur. Ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı, bulabilir misin? O kolay ya. Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı, gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama ya. Bu işin şakası yok. Öyle çata pata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel, duydun mu beni? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Evlat, var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni nesil. Evlat, erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet, kürkçülük. Kadınını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Simsıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat, her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkanda. He dayı, kimlere kimlere? Vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. Saklamışsın Hasan. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Azat? Azat. Görüştük, seviştik. Ama öyle bir enkazdı ki bizimki. Arkamızda bırakamadık. Altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco.
buraya geldi Gezel çünkü delikanlının cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco. Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Gelibolu'dan İskender. Hala'dan Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Hesabımız deftere yazılmaz ye. Şimdi sen okudun. Çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Marco benim bankamdır ye. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. Kasanın anahtarı bundan böyle Ezel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Paşa. Dayı, bir şey yapmadan bir duralım mı diyorum? Duracak bir şey yok yeğen. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı, bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu benimle bu işi yapmak için. 50 kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. Bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yeğen... ...hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı, bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Yeğen, sen hele arkana yaslan. Bakarsın, bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi, hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. Tanışma faslını geçmiştik, o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş. Ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Ha. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap. Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama... ...bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır... ...ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. İstersen zihnini açayım biraz senin ha. Şimdi mesele köşeye adam sıkıştırmaksa sen mi beni kıstırdın köşeye yoksa
yine ben mi seni ha? Yoktu. Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa sırtını duvara dayayan mı yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? Mesele seni etmeye doymamaksa eğer, ben yemeğimi yedim, doydum ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. Ne diyorsun sen ya? Çevir, çevir. Ozan Tarman, Fırat Ersin, Ertuğ Ayık. Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım ben. Hepsini yazdın mı? Bak bakalım tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı, yazamadım kardeşim. Dayı, ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer, her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen, ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse eğer, hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne ulan ne mesele ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş. Dayı. Dayı ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim sana? Onun da günü gelecek yeğen. O gün gelene kadar ezel sana vur dese vuracaksın. Öl dese öleceksin, tamam mı? Öpeyim dayı. Ya tamam tamam. Şimdi sen şu zarfları al. Her gün bunların içini doldurup yaz, bana gönder. Ne yazacağım dayı? Ne mi yazıyorsun? O gün ezel ne yaptıysa, ne düşündüyse tane tane yazıyorsun. Tane tane yaz, okunaklı olsun ona göre. Söyle, söyle. Dayı şimdi. Ha. Ben bu adamın yanına gideceksem. Ha. Onun ekmeğini yiyeceksem. Ha. Yani şimdi. Ha. Hainlik olmaz mı bir nevi? Yanlışım varsa affedersin dayı. Yeğen, senin için sadakat bundan sonra ihanet et dediğimde hain olmaktır. Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi güle güle. Hadi. Ne börek yiyeceğiz şimdi? Bir yer biliyorum.
Güvenli bir yer. Geç çıkınca merak ettim. Moruk bir de hesabı bize ödetti. Yok böyle bir şey. Hiçbir son bir anda oluvermez. Her son başından beri birlikte yürür senle.